Merhaba çocuklar. Bugün sizlere vermiş olduğum Efsane Türkçe kitabından sayfa 189 ve 190'daki soruları birlikte yanıtlıyoruz. İlk önce parçamızı okuyarak başlayalım. Doğa canlanıyor. Baharın gelişiyle doğa canlanmaya başlar. Her yer mis kokan çiçeklerle dolar. Yeşil olur çevremiz. Bununla birlikte uyanır hayvanlar uzun uykularından, uykulardan. Kuşlar cıvıldar. Sakin sokaklar kalabalıklaşmaya başlar. Artık evleri kapanmak zorunda kalmayız. Kendimizi sokağa atarız. Çocuklar parklara koşar. Doğanın güzelliğini izlemek bile bize enerji verir. Bahar insanı neşelendirir, huzuru verir. Çok güzel bir parça. Şimdi sorularımıza geçelim. Doğa ne zaman canlanmaya başlıyormuş? Ağaçlar çiçek açınca, baharın gelişiyle, etraf yeşerince. Cevabımız B şıkkı. Diğer sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi baharın girişine haber vermez? Hayvanlar uykudan uyanır. Kuşlar cıvıldar. Leylekler göç eder. Leylekler göç eder. Hangisi baharın insanları hissettirdiği duygulardan değildir? Neşe, huzur, keder. Keder. Devam edelim. Bize enerji veren nedir? Doğanın güzelliğini izlemek, insanların sokakları çıkması, çocukların parklara koşması, doğanın güzelliğini izlemek olacak cevabımız. Devam edelim çocuklar. Yukarıdaki hangi noktalama işaretinin sembolü yoktur? Nokta burada. Virgül yok gibi. Soru işareti evet. Olmayan sembolümüz virgül olacak. Evet, sayfa 190'a geçtik çocuklar. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna nokta konulmalıdır? Kimi aradınız? soru işareti. Nasılsın? soru işareti. Bahar geldi. nokta. O halde cevabımız C şıkkı olacak. Diğer sorumuza geçelim. Sıra bildiren sayıların yanında bulunurum. Yukarıdaki ifade, ifadeyi belirten noktalama işareti hangisidir? Mesela çocuklar birinci derken bir yazıyorduk. Yanına ne koyuyorduk? Nokta. O halde cevabımız A seçeneği olacak. Hangi noktalama işaretinden sonra büyük harfle başlanmaz? Soru işareti, virgül, nokta. Zaten noktadan sonra büyük başlayacağımızı hepimiz biliyoruz. Soru işaretinden sonra da büyük başlayacağımızı hepimiz biliyoruz. Fakat virgülden sonra cümlemiz Aynen, olduğu gibi devam ediyor. Yani küçük harfle devam ediliyor. Cevabımız B şıkkı. Yukarıdaki cümlede yay ayraçlarının içini sırasıyla hangi noktalama işaretleri konulmalıdır? Yaşasın, sınavı kazandım. Yaşasın, virgül. Sınavı kazandım ünlem olmalıydı. Hangi şıkta kesme işareti yanlış yerde kullanılmıştır? Atatürkçü İstanbul'dan Emre'ye Çocuklar, bir kere Emre'ye doğru ayrılmıştır. İstanbul'dan belki doğru olabilir. Atatürkçü kelimesindeki çü ayrılmamalıdır. O halde cevabımız aşık olacak. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül doğru kullanılmıştır? Sebzelerini aldı, buzdolabına koydu. Annesine doğru söyledi. Doğru oyun oynamayı, kitap okumayı severim. Çocuklar sebzelerini aldı, olmadı. Sebzelerini aldı, virgül olmalıydı. O yüzden bu yanlış. Annesine doğru söyledi. Annesine doğru söyledi. Burada herhangi bir noktada bir işareti olmasına gerek yok. Ama C şıkkında doğrudur. Oyun oynamayı, kitap okumayı severim. Cevabımız C şıkkı. Devam edelim. Hangi cümlenin sonuna soru işareti konulmalıdır? Fotoğraf çekmeyi seviyor musun? Bizimle gelmiyor. Silgimi kaybettim. Musun gördüğümüz zaman bir soru işareti olabileceğimizi düşünüyoruz. Bakıyorum. Fotoğraf çekmeyi seviyor musun? Evet. Aşık olmalı cevabımız. Son sorumuza geldik. Ünlem işaret aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılmaz? Yaşasın. Yarışmada birinci oldu. Ah elim yandı. Haydi gidelim mi? C şıkkındaki cümlemiz soru cümlesi olduğu için ünlem işareti değil, soru işareti konulmalıdır. O halde cevabımız C şıkkıdır. Evet çocuklar bugünkü ödevimiz bu kadar. Umarım hepsini doğru yapmışsınızdır. Hepinize iyi akşamlar.